Bir başka adamı da alabilirim. Benim tarafımda. Çok önemli kalmış. Başka var ki çocuk oynadı, ayağına çarptı, koydu. Sevgili izleyenler, Pozitif Düşünce Özel'den şimdi de Spor Saati'nde birlikteyiz. Muğla'nın televizyonu Kanal F'de Spor Saati'ne hoş geldiniz. Muğla takımlarının geçtiğimiz hafta aldıkları sonuçları çok değerli yorumcularımızla birlikte yorumlayacağız ve Fethiye Spor deplasmanda mağlup olmuştu. Muğla Spor yine Söke deplasmanından puansız döndü. Bodrum Spor ise lider Etimesgut deplasmanından bir puan koparmayı başardı. Ortaca Belediye Spor ise mağlup götürdüğü karşılaşmadan bir oyuncusu da kırmızı kartla oyun dışı kalmasına rağmen o maçtan da altın değerinde bir puan çıkardı. Kendi evinde yenilgiden kurtuldu Ortaca Belediye Spor. Dolu dolu bir spor saatiyle karşınızdayız. Çok değerli yorumcularımız sevgili Abdullah Çevrim ve sevgili Timur Fidan bizlerle beraber bir kez daha. Tabii bugün az önce de ekranlara getirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Evet, kadınlarımızla ilgili Muğla'da, tüm Türkiye'de ve Muğla'da, tüm dünyada bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğu için etkinlikler vardı. Muğla'nın bütün ilçelerinde yapılan etkinlikler gerçekten kadınlarımız için az bile çok daha fazlasını istiyorlar. Hani derler ya, hemen sözü ben uzatmayacağım, az önce konuştuk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü bir kez daha kutluyoruz. Tüm kadın izleyicilerimize de özellikle bir kez daha belirtmek ve söylemek istiyorum ki gününüz kutlu olsun. Her kadın bir melektir diyoruz ve sözü Abdullah Çevrim'e veriyorum. Sözü uzatmak istemiyorum. Çünkü dolu dolu bir spor saatiyle karşınızda olacağız tam 2 saat boyunca. Evet Sayın Çevrim, ne söylemek istersin? Bugün Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir de Özgecan Aslan Parkı açıldı. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı'nın önderliğinde belediye meclisi kararıyla yaptırılan park. Seydikemer ilçesinde bir caddeye yine Özgecan Aslan'ın adı verildi. Ekranlara da getirdik bültenlerimizde. Neler söylemek istersin efendim? Bir gün yetmez. Kadınlar için her gün öncelikle hani bir eşitlik ilkesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü vardı, az önce hatırlattım. Kadınlarımızla ilgili çok güzel sözleri de var. Sen ne söylemek istersin? Bugünü nasıl özetlersin? Bugünün ehemmiyetine binaen sözlerime başlarken şunu dile getireyim ki herkesin arkasında bir kadın vardır. Tabii her başarılı erkeğin başarılı değil. Başarılı başarısız. Evet. Her erkeğin arkasında evet. Bir kadın vardır. Evet. Mutlak surette vardır. Benim arkamda 3 tane kadın var. Karım, 2 de kızım. Evet. Onlar da anneler. Onlar da başarılılar. Hepsini çok seviyorum. Hepsine sevgilerimi sunuyorum. Ben daha ziyade bugün şurada senin yapacağını düşündüğüm bir program vardı Erdoğan. Ben zannettim ki bugün Fethiye Spor'u futbolcuları eşleriyle buraya getirebilirsin. Evet. Getirebilseydin onların o günlerinde hep beraber kutlayabilseydik. Nedenine gelince futbolla başladığım yılda ilk profesyonel mukayeleme atarken imzamı attım. Arkamdan birisi şöyle söyledi bana. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Orhan Şeref Apak. Evladım, futbolcunun parası pul, karısı duldur dedi. Evet. O kadınlar o kadar çok yük çekiyorlar ki futbolcu kadınları. Tabii ki, tabii ki. Onun işte, için onların anneler gününü ben evet. Ayrı kutluyorum. Evet. Hepsini tebrik ediyorum. İşte o söz hep kulağımda. Başardık, alkışlandık. Yenildik, eleştirildik. Ama bir şey var. Onlar da senin üzüntüne katıldı. Onlar da senin sevincine katıldı. Hep şey Atatürk'ün dediği gibi bizim ayrılığımız yok. Kadın erkek eşittir. Eşitliğe de onlar sahip çıktılar. Evet. Ben hep dünya kadınları, üreten kadınlarında bunların günlerini kutluyorum. Başarılar diliyorum hepsine. Evet. Teşekkür ederim. Sayın
plan sizin? Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü candan kutluyorum. Tabii bu arada toplumsal olarak kadınlara yapılan kötü muamele ve ile ilgili eleştirilerimi sunuyorum. Hepsine saygıyla mücadelelerinde başarılar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Değerli izleyenler, doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Gerçekten az önce sevgili Çevrim, sevgili Fidan'ın da dediği gibi dileriz kadınların gözyaşı dökülmesin ve özellikle de bu şiddet dursun. Ve gerekli yasalarda mutlaka ama mutlaka en kısa sürede çıkartılsın diyoruz. Ve Muğla'nın televizyonu Kanal F'den Muğla takımlarının geçtiğimiz hafta gösterdikleri mücadelenin ardından bakalım değerli yorumcularımız bu mücadeleleri nasıl yorumlayacaklar, ekranlara getireceğiz. Ve Spor Toto ikincilik Beyaz Grup'ta Fethiye Spor deplasmanda ligin sonlarındaki Bayrampaşa ile karşılaştı İstanbul'da. Bu karşılaşmaya Fethiye Spor oldukça iyi hazırlandı. Hatta kendi evinde aldığı Pendik galibiyetinin 4-0'lık moraliyle gitmişti. Fethiye Spor bu deplasmandan yine puansız döndü. Fethiye Spor'un grubunda Ümraniye Spor 54 puanla liderliğe yükselirken bu grupta 9 karşılaşmada tam 18 gol atıldı. Fethiye Spor ligde 32 puanla 10. sırada bulunuyor. Aydın'ın Nazilli Belediyespor takımı da 31 puanla hemen Fethiye Spor'un ardından 11. sırada yer alıyor. Tabii İstanbul Spor, Ümraniye Spor bu hafta yenilen takımlardı. Ligde 3. sıraya yerleşen Sarıyer ise üst sıralarda galip gelen tek takımdı bu hafta. Evet, şimdi Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta haftanın sonuçları, puan durumu ve karşılaşmalar Cuma günü oynanacak sevgili izleyenler. Cuma günü oynanacak bu karşılaşmaların maç programı ekranlarınızda. 2. Lig Beyaz Grup'ta bu hafta oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı. Kahramanmaraş Spor 1, Bandırma Spor 3, Anadolu Üsküdar Spor 2, Konya Anadolu Selçuk Spor 1, Pazar Spor 2, Kırklareli Spor 1, Ordu Spor 0, Bugzay Spor 1, Hacettepe Spor 0, Nazilli Belediye Spor 0, Bayrampaşa 1, Fethiye Spor 0, Sarıyer 2, Hatay Spor 0, Pendik Spor 1, İstanbul Spor 0, Menemen Belediye Spor 2, Ümraniye Spor 1. Bu sonuçların ardından puan durumu ise şu şekilde oldu. 54 puanlı Ümraniye Spor 1. 53 puanlı İstanbul Spor 2. 49 puanlı Sarıyer 3. 45 puanlı Hacettepe Spor 4. 42 puanlı Menemen Belediye Spor 5. 40 puanlı Bandırma Spor 6. 38 puanlı Kırklareli Spor 7. 36 puanlı Bugzay Spor 8. 33 puanlı Pendik Spor 9. 32 puanlı Fethiye Spor 10. 31 puanlı Nazilli Belediye Spor 11. 27 puanlı Konya Anadolu Selçuk Spor 12. 25 puanlı Kahramanmaraş Spor 13. 24 puanlı Bayrampaşa 14. 21 puanlı Hatay Spor 15. 19 puanlı Anadolu Üsküdar Spor 16. 14 puanlı Pazar Spor 17. 13 puanlı Ordu Spor 18. sırada bulunuyor. Gelecek hafta oynanacak maçlar ise şu şekilde. Hatay Spor, Bugzay Spor, Hacettepe Spor, Ordu Spor, Bandırma Spor, Anadolu Üsküdar Spor, Fethiye Spor, Pazar Spor, İstanbul Spor, Bayrampaşa, Konya Anadolu Selçuk Spor, Pendik Spor, Nazilli Belediye Spor, Kahramanmaraş Spor, Ümraniye Spor, Sarıyer, Kırklareli Spor, Menemen Belediye Spor. Sevgili izleyenler, Fethiye Spor Bayrampaşa karşısında 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmayı Beşiktaş TV naklen yayınlamıştı. Şimdi sözü uzatmadan bu karşılaşmaya gideceğiz. Karşılaşmada Fethiye Spor ve özellikle Bayrampaşa karşısında oldukça direndi. Fakat şok bir gol yedi. Bireysel bir hata kalesinde gol olarak geldi. İşte bu maçın önemli anları.
Maçın tek golü ve geniş bir özet ekranlarınızda. Berat, Süleyman, Ümit, önünde Muhittin, Samet. Sağda Feridun, solda Zekeriya, ortada Ufuk Bayraktar ve ileri uçta Recep Akkemik 11 ile sağda ev sahibi ekip Beşiktaş'ın kardeşi Bayrampaşa. Fethiyespor'da ise kalede Kubilay, savunmada Mert, Bayram, Cenk, İlyas, önünde Onur, Oğuzhan, ileride Hakan, Uğur, Aytaç ve en uçta Emre 11 ile sağda Beyhan Çalışkan'ın öğrencileri. İki kaptan az önce top kale seçim İlyas. Taç atışıyla oyuna başlayacak. İlyas başlattı oyunu. Oğuzhan'ın pası Emre'ye. Emre bıraktı sol tarafa. Şimdi Aytaç. Aytaç'ın karşısında Samet var orada. İstediği pozisyonu yakalayamıyor. Bayrampaşa takımı Emre'nin şutu savunmadan geri geldi. Geriye bir top kaybı. Şimdi Bayrampaşa hata, bir kontra, Feridun kaleyle karşı karşıya, Feridun vurdu ve golü buldu. Feridun Kıroğlu 1-0'a taşıyor skoru. Maç henüz yeni başladı derken Feridun golü buluyor. Dakika 7, Feridun Kıroğlu. Az önce Feridun'dan bahsederken takımın en değerli oyuncularından bir tanesi demiştik Feridun için. Kesti topu. Şimdi Feridun. Hızlı doldurdu içeriye. Zekeriya'ya doğru. Kaleci Kubilay uzaklaştırdı. Recep boş pozisyonda vurdu. Top dışarı gitti. Recep Akkemik. Hakan. Açtı oyunu. Uzaklardan bir şut. Mert'ten. Top dışarıda. En tecrübeli ismi diyebiliriz. Zekeriya, Recep, Feridun kullandı serbest vuruşu, doğrudan kaleye, top dışarı gitti. Tekrar Bayram, sol tarafa oynadı. İlyas'ın pası içeriye, kaleci Ziya, Ümit'in pası, Bayrampaşa hızlı çıkıyor orta alanda. Şimdi Feridun. Recep top istiyor. Feridun kesti kaleye doğru. Kubilay için çok zor bir top. Feridun da gole çok yakındı bu pozisyonda. Cenk uzunlamasına gönderdi. Berat'tan bir rızka. Aytaç kaleciyle karşı karşıya. Aytaç'ın şutu Ziya. Serbest vuruş kullanıldı. Doğrudan kaleye Ziya. Ziya çok iyi uzandı. Evet, Samet'in pası Zekeriya'ya, sol tarafta Zekeriya biraz daha geriye geldi oyun planında. Şimdi Hakan, Emre, ceza sahası içinde Emre, Bayrampaşa savunması yerleşti. Oğuzhan, tekrar Hakan, Hakan'ın şutu savunmadan geri geldi Oğuzhan. İlyas. Ümit Karal. Kendi ekseninde döndü Ümit. Muhittin, Ufuk'un pası, Zekeriya çevirdi içeri, savunma, ters bir kafa, top dışarı çıkıyor, korner, karşısında Samet, onun pası Aytaç, kaleyi görmek istedi Aytaç, bıraktı, uzaklardan bir şut, Onur'dan top dışarı gitti farkla. Mert kullandı. Hakan. Oğuzhan. Pası. Uğur yerde kaldı. Savunma kapattı Bayrampaşa'da. Taç atışını kullandı. Şimdi Aytaç. Pası. Berat'a. Kaleci Ziya. Pas sol tarafa İlyas. İlyas derinlemesine gönderdi topu. Ziya. Top geride kaldı. Şimdi Bayram. Bayram baktı kaleye, Bayram doğrudan kaleye, top dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanıldı. Cenk çevirdi, Süleyman'ın müdahalesi, Recep Akkemik yükseldi, Recep uzaklaştırmak istiyor. Cenk'in önünde kaldı top, Cenk çevirdi fakat offside. Offside beklentisine karşılık hakemin kararı böyle değil.
Hakem Hakan Akmısır penaltı noktasını gösterdi. Bayrampaşa takımı takım olarak itiraz ediyor. Bayrak kalkmıştı. Fethiyesporlu oyuncuların itirazı, Bayrampaşalı oyuncular da az önce itirazda bulundular. Hakem Hakan Akmısır ilk olarak penaltı noktasını gösterdi. Oyun tekrar devam ediyor. Penaltı yok. Offside kararı geçerli. Yardımcı hakemin bayrağı neticesinde tansiyon yükseldi bu dakikalarda. Samet. Berat. Ümit kullandı serbest vuruşu. Feridun'a doğru. Feridun hızlı çıktı. Feridun kesti içeriye doğru. Oğuzhan. Aytaç. Kesti içeriye doğru. Uğur. Uğur'un röveşatası. Ufuk. Şık hareketler Ufuk'tan. Ufuk ceza sahası içine. Ufuk girdi. Melik vurdu. Kaleci Kubilay. Takımını taşıyor Feridun. Hızlı geldi Bayrampaşa. Kalabalıklar. Gökhan'ın ortası içeriye. Melik'in önünde kaldı top. Melik topa uzak. Ve maçta son düdük geliyor. Bayrampaşa 3 puan alıyor. Evet değerli izleyenler, Bayrampaşa 1-0'lık bu galibiyetle alt sıralardan kurtulma mücadelesini sürdürüyor ve ligde 14. sırada. Fethiyespor ise 32 puanla ligde 10. sıradaki yerini korudu. Evet, hemen maçla ilgili olarak Fethiyespor Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan ne söyledi? Bu karşılaşmayı daki bütün pozisyonları ekranlara getirdik. Zaten naklen yayında da izleyenlerimiz mutlaka izlediler ya da izleyemeyenler için de bu görüntüler bir karar verebilir, yorum en azından yorum yapabilmeleri için. Evet, Sayın Çalışkan bakın neler söyledi. Çok üzgünüz. Gerçekten son 4 deplasmanında oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Onun için çok üzgünüz. Kalecimiz yere yatmadı. Rakip takım pozisyona girmeden galip geldi. Bireysel bir hatadan golü yedik. 7. dakika erken gol yememiz oyun planımızı tamamen değiştirmek zorunda kaldık. Rakip bu sefer kapandı. Biz açmak için çaba gösterdik, çok koştuk, mücadele ettik. Fakat gol noktalarında son vuruşu yapamadık. O yüzden istediğimiz puanları alamadık. Genel olarak gerçekten 4 deplasmanda her zaman onu söylüyoruz. İyi oynuyoruz fakat gol atamıyoruz. Bu sefer biz de üzülüyoruz. Herkes üzülüyor. Fethiye halkı da üzülüyor. Futbolcularımın hırsından, oyun anlayışından, mücadeleden son derece memnunum. Fakat Bayrampaşa'da bir de tarihsiz bir tane hakem karşımıza çıktı. Kararlar değiştirdi. Faullerde kararlar değiştirdi. Penaltıyı baskı gelince iptal etti. Bu sefer yenilgi kaçınılmaz oldu. Lig maratonu devam ediyor. Biz takım olarak belki puansal olarak istediğimiz hedefi yakalayamadık ama takım olarak her geçen gün daha iyi oluyoruz. Daha iyi oynamaya çalışıyoruz. Tamamıyla oyunun kontrolü bizim elimize geçiyor. Fakat biz geriye düşmememiz lazım. Onları da önlem alarak bir öne geçip puanlar almak zorundayız. Bu haftaki maç hazırlıkları başladım hocam. Başladık. Cuma günü kısmetse pazar maçını oynayacağız. Bizim olmazsa olmaz mutlaka 3 puanla için çıkacağız sahaya. Her maça 3 puanla çıkıyoruz. Bayrampaşa maçında da o şeyden. Fakat Bayrampaşa maçından önce de bir de takım haline zehirlenme yaşadık. Evet. Komple zehirlenme oldu. Bazı futbolcumuz aşırı ishaldi. Ona rağmen rapor alamazdık. Çok kısa bir zaman kalmıştı. Asta, sakat ve şanssız bir golle maça başlayarak mağlup olduk. Şimdi bu hafta daha eksik oyuncularımız da katılacak aramıza. Futbolcularla konuştum. Pazar maçının önemini biliyorlar. Taraftarımızın desteğiyle, Allah'ın izniyle alacağım 3 puandan
Hedefimize devam edeceğiz. Bu hafta eksik veya sakat oyuncu şu anda var. Şu anda eksik sakat oyuncu yok. Evet. Bir tek Uğur'un bugün antrenmanda biraz sakatlığı vardı. Onu çıkarmadık, dinlendirdik. Bir de Tahir'in. Onlar da kısmetse yarın çıkarlar. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür. İzleyenler, Fethiye Spor Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan'ın değerlendirmesi böyleydi. Evet, Sayın Çevrim, ne söylemek istersin? Şöyle bakıyorum, gerçekten ümitli gitmişti Lacivert Beyazlar. Hepimiz ümitliydik, geçen programda da onu söyledik. Sayın Beyhan Çalışkan'la beraber 3 galibiyet, 4. mağlubiyet, 1 beraberlik alındı. 9 gol attı Lacivert Beyazlar, 10 gol yedi. Tabii kayıp puana baktığımızda 14 puan ediyor şu durumda. Tabii 3-9-10 puan da Beyhan Çalışkan'la hanemize yazılan puan sayısı. Valla 4 haftadır, 4 deplasmandır daha doğrusu. Hep aynı şeyleri dinliyoruz. Yani çay nasıl, iyi Erdoğan, iyi... Öbür hafta galibiyet alıyoruz, bir şey yapıyoruz. Yahut beraber kalıyoruz. Gene aynı terana, aynı terana gidiyor. Yani ben bunları dinlemekten sıkıldım arkadaş açıkçası. Şöyle bakıyorum, herkes neler yapıyor. Bir takımın galip gelmesi için, bir takımın galibiyete ulaşması için bahaneler aramaya gerek yok. Sen hakemlik yaptın yıllar boyunca. Oradaki kardeşim bir hakemin yanlış hatası. Hakemin kendine göre yanlış. Onun cezasını ben veremem, sen veremezsin. Neresi verir? Merkez Hakem Komitesi verir. Federasyon verir. Adam orada zaten gösteriyor. Daha gelmeden ofsayt olduğunu gösteriyor topa vurmadan. Onlar penaltıya topa vurulduktan sonra penaltı için kaldırdı diyor. Penaltı için kaldırmadı adam. Ofsayt için kaldırmış. Öyle değil midir? Şimdi burada arkasından o tutmadı. Penaltı yenildi, penaltı... şeyimizi yutturamadık. Arka ishal olduk. Ben bir şey soracağım. Sevgili arkadaşım, kaç senedir bu işi yapıyorsun? Yıllarca. Yıllardır. Sen yıllardır gördün. Bir takımın ishal olabilmesi için yemeklerine bir şey konması lazım. Koskoca bir otelde. Hiç kimsenin tanımadığı değil. 5 tane takım varmış daha orada. Evet. Gidip de orada bizim takımın yemeğinin içine ishal hapını atan adamı ben alkışlarım. Bu kadar cesur adam. Alkışlarım abi. Evet. Peki siz oraya idareci olarak niye gittiniz abi yönetici olarak? Kusura bakmayın. Gezmeye değilse Hacı Bayram Camii'ne gidecekseniz başka. Ama oraya siz idareci olarak gittiniz. O çocukların yattığını, kalktığını, neler yaptığını dakika dakika ezberlemeniz lazım. Onlara yardımcı olmanız lazım. Yöneticilik bu değil midir? Eğer böyle bir adam varsa, aralarında tanımadığı bir adam, arkadaş sen ne geziyorsun burada diye soracak bir adam yok mu orada? Suç duyurusunda bulunursun en azından. Hayır, en azından yakalarsın adamı. Gel bakayım ne arıyorsun burada? Hem de mutfağa inecek bu adam. Evet. Mutfakta ilacımı atacak, elini kolunu sallayarak çıkacak. Şimdi bu kadar... Acaba neydiler? Ben merak ettim zayıf. Şu anda. Çorbaya atmışlar sözüm ona. Gece çorba. Ne çorbası gecesi anlamadım. Böyle bir şey. Ama bu... Böyle teferruat, ufak tefek şeylerin arkasına, pürüzlerin arkasına sığınmak iş değil Erdoğan. Yani şu olabilir miydi? Bak şimdi. Tecrübenize dayanarak sormak istiyorum. Böyle bir durumda Sayın Hoca dedi ki, bakın yine maçı konuşmamızın önüne çıktı bu açıklama. Yanlış mı yani? Tabii işte. Şimdi böyle bir durumda ambulansları çağıralım. Yani evet, toplu bir zehirlenme varsa. Yani, evet, gıda hastaneyim toplu varsa, olarak. Hep beraber hastane, ambulanslar gelir, çevrilir, gazetecilere haber verilir, bir haber furyası ve orada anında baskını yapıyor. Orada ha bunu yaptırdıysa Bayrampaşa takımı hükmen yenik olur ya. Yok, mümkün değil hocam. Ben öyle bir şey düşünemiyorum yani. Eğer böyle yaptırdıysa ya adam geldi ben yaptım bana yaptırdı evet. Derse kimler hocam onu? Hayır, el koyabilirler. Tabii. Onun için bunu kimse de göze almaz. Evet. Yani hakem de almaz bunu. Evet. Şimdi ben bir şey daha dikkatimi çekiyor. O hiç ona inanmıyorum. Bu takımın içinde kaç kişi bu zehirlenmelerde var?
Bilmiyoruz. 25 işte, kişi birden mi zehirlendi? Evet. İşte onun için diyordum ya. Yani. Zehirlendiyse 25 kişi çağrılır. 25 ambulans gelir. Bazıların midesi değişik olurmuş da onun oysa olmazmış da öbürü olurmuş. Bana da böyle söylüyorlar şimdi. Tıbben açıklamaları. Ya kardeşim bir şey yapılırsa görünür, bilinir. Oradaki o çocuklar 15 dakikalık, 20 dakikalık futbol oynayıp da koştuktan sonra eğer ishal, ağır bir ishal yaşamışlarsa hepsi doğrudan doğru ikinci deparda doğru tuvalete giderler. Evet. Yalan mı? Evet. Hoca anlat yani bunları biliyorsun sen ya. Başımıza gelen her şeylerden bir bunları biz öğrendik, gördük. Evet. Şimdi burada kimse töhmet altında bırakmadan şunu söylemesi lazımdı bizim Sayın Beyhan Çalışkan'ın. Arkadaş onu yaptık, yapabildiğimiz kadar yaptık ama şansımız yanımızda değildi, mağlup olduk. Daha iyisini yapacağız demesi. Evet, bu arada ben bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli izleyenler, Fethiye Spor'daki Sayın Beyhan Çalışkan'ın az önce ekranlara getirdiğimiz gıda zehirlenmesi nedeniyle de şok bir olay yaşadıklarını maç öncesinde anlatmıştı. Bununla ilgili olarak düşüncelerinizi FTV yazıp boşluk bırakıp 3969'a gönderiniz. O mesajları ben buradan okuyacağım. Siz ne söylüyorsunuz bu konuda? Ve Fethiye Spor'daki son durum hakkında Bayrampaşa karşılaşmasındaki yenilgiyle ilgili olarak düşüncelerinizi yazıp gönderirseniz mesajlarınızı okuyacağım. Gelen mesajlar var. Sosyal medyada bununla ilgili ve Fethiye Spor'un Bayrampaşa yenilgisiyle ilgili mesajlarınızı da okuyacağım. Ama özellikle teknik direktör Beyhan Çalışkan'ın Muğla'nın televizyonu Kanal T'ye yaptığı bu açıklamayla ilgili olarak düşüncelerinizi lütfen ama lütfen yazınız. Çok önemli. Sayın Fidan, sizin düşüncenizle karşılaşmayı yorumlayacağız. Ama özellikle öne geçti bir anda bu açıklamayla beraber Fethiye Spor'un mağlubiyetindeki bu etken. Bana şimdi Fethiye Spor müsabaka sırasında gayet dirençli ve ishal olmuş bir görüntü izlenimi yaratmıyordu. 90 dakikasını canlı olarak ben Beşiktaş evet. TV'den izledim. Teşekkür ediyoruz Beşiktaş TV yetkililerine bir kez daha. Görüntüleri paylaşıyoruz paylaştırdığı için. Yani hocamızın yanlış ifade ettiğini sanıyorum ben. Yani doğrudan ishal olmuş görüntüsü izlenimi bana vermedi. Ama müsabakada Fethiye Spor'un yenebileceği bir rakiple basit hatalarla golü yedik. Hatta arka arkaya ilk dakikalarda, ilk 15 dakikada 3-0 bile olabilirdi müsabaka. Daha sonra Abdullah abinin söylediği bir penaltılık pozisyon var. Onda da kural olarak biraz sonra görüntüleri belki verirse arkadaşlarımız. Evet vereceğiz. Ben onu ayrı değerlendiririz. Şu gıda zehirlenmesi. Gıda zehirlenmesi. Oyunu biraz sonra değerlendiririz. Zaten bunu gıdasını falan önce mutfağa inip ihtiyacı olan futbolcuların şöyle. Normal yiyeceği maç yemeği olarak yiyeceği yemek ayrıdır. O gece yiyeceği yemek ayrıdır. Evet. Bunu hoca zaten mutfakla görüşür veya yardımcısı görüşür. Ona göre bir yemek ayarlar. Evet. Tabildot ayarlar evet. Yani. O tabildotu göre ilgili sevgili ya, Okan Uysal'a da. Evet. Hakikaten hoca kimin yardımcısıyla ne kadar ayarlar. Kararını evet. Karar verir. Ona göre yedirir. Evet. Gerekirse peynir ekmek yer gene müsabakaya çıkar yani takım. Evet. Önemli olan maç saati, kahvaltı veya o geceden yiyeceği yemekler. Bunların ön hazırlığı her zaman yapılması lazım. Bunları yöneticiler yapmaz. Yönetici dediği Abdullah abin de kastettiği teknik kadrodur. Teknik kadro oraya girer, yemeğini seçer, ahçıyla konuşur. Ne yemek çıkarıyorsunuz? Partizan'ın takımda mesela kapak yemeği yiyenler yoktur. Nefret ediyordur. Bir kısmı bilmem ne yiyordur. Genel bir menüyü hocamız hazırlar her deplasmanda. Oraya gider mutfakta hocayla, şeyle, ahçı başıyla veya yardımcılığıyla konuşur. Kalori konuşur. Miktarına göre tabii, diyetisyeni vardır, yani, uzmanı vardır. Ha, onlardan alınmıştır değil mi? Kaçta yiyeceklerini. Evet. Kaçta yiyecekleri, maç yemeği için müsabakaya. Saatini ayarlar. 1.30'da yiyecekse menümüz şu olacak. Evet. Saat 11'de yemeğimizi yiyeceğiz der mesela. Evet, bu kadar. Buna göre gelip grup olarak takım yer. Şimdi belki müsabakanın moral bozukluğuyla bu şekilde söylemiş olabilir. Bende de 90 dakika mücadele içerisinde futbolcuların hiçbirisi Bayrampaşa'dan daha çok koştular bana evet. Göre. O zaman Bayrampaşalılar da ishaldi. Hangisi daha fazla ishaldi? Biz o zaman ishal olan onlar da biz şey yok. Yani şimdi esprisi bir yana işin de ama gerçekten müsabakada yenebileceğimiz bir rakipten
gerçekten 3 puanı alamamış olduk. Ama Timur bak şey, konuşması bile iyi değil diyorsun. Buna çanak açıyorlar. Evet. Bu yalanı kim inanır? Hocam Allah yalan aşkına. Demeyelim. Bak. Hocam Erdoğan. Olmuştur. Yani şimdi, ifade olarak benim, yalan benim gözümde 3-5 tane yanlış ifade diyelim. Ha, yanlış benim ifade gözümde diyelim. Benim gözümde evet. Orada koşan adamların İsa'yla yakından uzaktan ya alakası yok. Evet. Senin var mı? Altında o zaman bez bağlamaları lazımdı yani topçunun. Bağlamadın yani, nereden biliyorsunuz? Yani bu bir sıkıntı. Şimdi yani, espri konusu yapmayalım. Gerçekten ifade yani. Yanlış. Evet. Bu takıma, kulübe ve yöneticilere inancı da zayıflatır. Hocamız açıklamaları yaparken biraz dikkatli olacak. Yani bu açıklamayı yapmakla lütfen. Hem kendi yönetiminin kötülüğünü gösteriyor. Lütfen bence yani. Bir maça hazırlanışta. Hem de yönetim kurulunun profesyonel şube sorumlusunu da töhmet altında bırakıyor. Ben, bu ifadeler çok yanlış. Beyanıcıya yakıştıramadı bu tecrübesi. Konuşmanın başında söyledim. Dedim ki bakın eğer bu yöneticiler bunları yapmamışlarsa oraya gezmeye gitmişlerdir. Evet. Göreve gitmemişlerdir. Evet. Bu ağır lafı da söylerim. O zaman böyle olursa bu adam madem ki böyle şey altındasın böyle bir düşünceniz var kafanızda birinden biri üçümüz gitsek Erdoğan ya sen şununla bak. Timur sen ona bak ben de buna bakayım. Deriz birbirimize. Evet. Bu da yok. O zaman siz niye gittiniz oraya evet, abi? Bu evet. Maçta görevli olan kafile kendisi hocası. Hoca evet. Ve yardımcısı bunu organize etmesi lazım. Varsa yanlışlık burada var. Şimdi müsabakada gerçekten Fethiyespor bir fırsatını tepti. Aslında bana göre tam pozisyonda müsabaka, geldi zaten. Şimdi bu pozisyon biraz daha geriye alıp veya evet. Oynasın ondan sonra geriye alalım. Evet. Ağır ağır oynatalım bak. Bu pozisyonu bir ekrana getirelim sevgili Fethiye Ali. Fethiyespor için çok şanssız bir pozisyon. Ama şu var gerçek. Evet bak oynatıyoruz. Ağır ağır oynayalım. Dur dediğimde duruver yönetmen arkadaşımız. Döndü. Top geldi. Hayır bir dakika şimdi buradan sonra devam edeceğiz. Evet. Ha şimdi bakın şurada geri dönecek top. Top evet. Vurdu. Bak bir dakika yavaş dur şimdi. Şu anda kale çizgisi civarında bir kırmızı pabuçta bir oyuncumuz var bizim. Herhalde yanılmıyorsam bu ikinci yarı olduğu için Emre değil o kırmızı pabuçta oyuncuyu tanıyamadım. Berat olabilir. Şimdi o oyuncumuza top sekiyor bakın bizim oyuncumuz oynuyor. Yavaşça oynat. Oynadı ve şu anda bizim oyuncumuza geliyor top. Orada duralım yönetmen arkadaşımız. Biraz daha yürüyelim. Biraz daha tam o ayak arkadaşa gelince. Evet dur şimdi. Şu anda bu oyuncumuz offside. Şimdi zaman olarak bakarsak yardımcı hakem bayrağını kaldırdıysa kamera görüntü çekimi maalesef kötü. Yardımcı hakem kaldırdıysa offside tespit edilmiş vaziyette. Zaten onun için duruyor orada. Evet maçın hakemi o anda yardımcı hakemin bayrağını görmediği için bravo. O orta yapılıyor. Devam ettirelim adama şimdi. Adama çarpıyor. Evet. Devam ettirelim. Eliyle koluna çarparak karşılıyor. Evet. Şurada da penaltılı pozisyon oluyor. Ve devam edelim. Hakem de yardımcı hakeme bakmadığı için penaltı pozisyonu veriyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Zaman açısından önce offside olduğu için maçın hakemi yardımcı hakemin ısrarıyla yardımcı hakeme gidiyor soruyor. Ve golü iptal ediyor. Şimdi burada ne yazık ki talihsiz bir pozisyon. Ve offside kararı bence hakemin yaptığı hata ama offside doğru. Doğru. Evet. Bu nedenle Fethiyespor hani üzülerek bu pozisyonu kaçırmış. Keşke hakem atlamış olsaydı yardımcı hakem ama ne yazık ki kural gereği böyle. Bunda yardımcı hakemin kaldırmadığını görsek, bakın yardımcı hakem özellikle yanına uzaklaştırıyor, offside diyor. Evet. Yani offside önce offside tespit hakem, edildiği için. Hakem offside'i görmüyor. Görmediği yardımcısı için, görüyor. Yardımcısı tespit için, ediyor. O kendi başına karar veriyor. Karar veriyor. Ama önceden offside onu olduğu da için. O da duruyor orada. Evet. Ha, gel bakalım diyor sonra onu çağırıyor. Şunu şuna benzetebiliriz. Herhangi bir şeyle top out'a çıkmıştır. Out'tan orta yaparsın. Adam kafayı vurur kaleye ağları aynı, sokar. Aynı. Evet. Out'a çıktığı anda top oyun durduğu için ne olur? Evet. Önce out uygularsın. O nedenle burada hakem yan hakeme bakmamakla hata yapmış ama Fethiyespor'un da gerçekten ne yazık ki yaratılabilecek bir pozisyondan golü kaybetmiş olmuş. Ama pozisyon olarak 90 dakika içerisinde yakaladığımız Aytaç'la Emre ile ilk yarıda bir pozisyon vardı. Bunları değerlendiremeyince sıkıntılı bir ben müsabaka oldu bence. Ben biraz şey gördüm Timur, bilmiyorum sen ne gördün abi?
Oyuna hakim istekliğimiz yoktu. Yani oyunu biz bu maçı kazanacağız isteği i̇şte yoktu. Yani bu zehirlenmenin verdiği etki de olabilir ya, mi? Güçsüz bırakmış olabilir hocam çocukları. Ya güçsüz bıraktı. Hayır hayır, istekle şimdi o şeyi karıştırma. Ben hemen camiye gönderirim onu da, orada şey yapıyorlar ya, bir şeyler koyuyorlar, gidiyorlar. Abdullah abinin kastettiği istek ve arzu yok, olarak. Arzu hani yok. Güç yani olarak ben, değil. Güç olarak bence Fethiye Spor kötü değildi ben yani. Ben bu maçı alacağım havası yoktu onlarda. Koşuyorlar, ediyorlar, dinliyorlar. Ya ne yapacak? Başta yapacak olan Beyhan Çalışkan, şaşkın ördek gibi abi derler yani. Baştan dalacağına şeyden dalıyor. Adamı çıkarttı, geri koydu. Adam öbür adamı geri çıkarttı. Abi. Evet, şimdi mesela ya, dediği gibi Emre Okur'u ya, ilk yarıda koşan, en çok mücadele eden veya bir şeyler zorlayan Emre'yi ilk yarının sonunda çıkardı, Berat'ı soktu. Evet. Şimdi Berat'ı soktu. 15 dakika sonra Berat'ı çıkardı. Yeşil, başka bir oyuncuyu sokuyor. Hasan Yeşil miydi? Serdar Vefa Yeşil. Ya şunu yapması lazım. Emre Okur'u gerçekten sakattır veya verimsizdir hocamıza göre. Çıkarabilir, evet, tamam. Evet. Çıkarırsın. Kendi görüşün. Berat'ı soktun. Başka bir kötü oyuncuyu çıkar, Serdar Vefa Yeşil'i öyle al. Veya hiç alma. Bir de soktuğunuz arkadaşı dışarı hocam alıyorsan... Hocam sakatlandı mı hocam? Hayır. Berat sakatlansa da sakatlanmasa da. Şimdi bu sakatlanarak çıkma orada değildi orada. Evet. Benim gördüğüm kadarıyla müsabakayı izlerken adam Berat oyuna girdi. 2-3 tane etkili pozisyon da vardı. Mücadele ediyordu genç çocuklardan birisi. Ama yerine Berat'ı çıkaracağına başka bir oyuncuyu da çıkarabilirdin. Ama 2 tane bizim yediğimiz gol mesela kötü gol yedik. O golü ekrana getirelim. Şimdi yediğimiz ilk gol karşılaşmanın 7. Kaleci Kubilay'ı kontrpiyede bıraktı. Evet. Çarparak girdi. Evet. İki kişi, İki defans oyuncumuz bir oyuncuyla başa çıkamadı. Derinleme birisi, çok güzel bir pas ama. İyi de ekarte etti oraya, oraya o pozisyona gelinceye kadar bir, o pozisyonu getir gelsin bak neler var arkada. Arkasından bir neler daha oldu. Gelir. Boş kaleye gene attı. Evet. Yani çok kontra boş pozisyon. Şimdi şu golde... Feridun topla buluştu. Bak iki kişiyi nasıl ekarte ediyor. Evet, orada ayağına çarpan yanılmıyorsam biraz ağır ağır oynatırsa İlyas olsa gerek. Evet. Çünkü yeri, evet, İlyas... Bayram'la ikisi beraber gidiyor. Bakın, Bayram'la ikisi giderken adam tek gidiyor değil mi? Evet. Adam kaç kişiyle dönüyor? 3 kişi birden dönüyorlar. Evet. Nasıl, ne zaman geldiniz oralara? Bakın. Bakın şimdi şurada evet İlyas galiba yanılmıyorsam. Ayağına çarptı ve kalecimizi kontrpiyede bıraktı. Çok pis gol. Tamam. Arkasında bir pozisyon daha oldu. Gene çarptı. Out'a gitti. Bu defa. Bir tane de üçüncü arkasında bir 15 dakika sonra gene aynı oyuncumuz olsa oyuncu olsa gerek Bayram Paşa'nın. Aşırttı bir tane şandel yaptı. Ama işte biraz fazla kaçtı. Yani şu pozisyonda... Evet, pozisyon gidelim. Bak şurada da kalecimiz yanlış ayağını yani attı ve 11 numaralı oyuncuları bakın, kaleye, boş kaleye attı. Bir milim abi, daha gitse sağa. Yani çok kısa bir mesafeden gitti. Yani şu goller olsa zaten 3-0'dı maç. Biz kopmuş olacaktı müsabaka. Ama şu anda biz dirensiz ve ishalden yürüyemez vaziyette değil yani bu oyuncular. Bana bunu da kimse demez. Şimdi Emre'nin bakın şu pozisyonu biraz geri alırsak, biraz geri alalım. Tamam. Bakın oradaki oyuncumuz direkt vurmak yerine şuradaki orta santrafordan giden oyuncumuzun önüne hafif yuvarlayıverse topu bomboş birebir kalacak. Hakan koşuyor oraya. Evet. Ama maalesef olmuyor. Yapamıyoruz. Aytaç'ın da girdiği çok güzel bir pozisyon vardı. O pozisyonu da değerlendirebiliriz. Evet, Ziya Ali, çıkardı. Ziya yatarak çıkardı. Yani, mücadelede dediği gibi istekli değildi Abdullah abinin. Ama enerjisi yetersiz miydi? Hayır. Şu anda ikili mücadelelerin hepsinde varız. Evet. Ama Bayrampaşa bana göre Fethiye Spor'un normal şartlarda devamlı 3-4 tane atacağı bir takım. Yani çok kötü bir takım. Bayrampaşa'ya yani bakın. Ne oyun kuruyorlar. 2 tane oyuncuları var. Fakat bak, genç oyuncular. Bak, onu hayır bir dakika bakın. Beşiktaş'ta bir... Beşiktaş'ın pilot takımı bu takım. Evet. Ama Beşiktaş... Beşiktaş'tan ben bugün internetten çıkardım. 6 tane oyuncu almışlar. Evet. Bir tanesi Ali, Muhammed Ali Raşit, Şahin Göz bu yedek duruyor. Berat Çetinkaya devamlı oynuyor. Ali var. Oğuz Aksa 19 maç oynamış. Recep Akkemik devamlı oynuyor, bizde oynadı. Ümit Karal, Ümit Karal işte oynuyor. Mesela beşte sol kanatta. Sinan Kurumuş'u da hepiniz tanıyorsunuz. Ankara Gücü'nden geldi. Sarışın bir olan çok. 16 maçta oynamış. Yani burada takım olarak oynadıkları Beşiktaş'ın altyapısından gelen adamlar değil.
Beşiktaş'ın şeyinde az takımında oynayan adamlar bunlar. Evet. Hocam yani, geçen haftaki programda söyledik, ismen söyledik. Ferun'un oyuncular, dedi. Evet. Oyunculardan tehlikeli, en tehlikeli olarak diye söyledik. Hayır, bunları bilmiyordum. Evet. Beşiktaş'ın altyapısı deyince açtı internette. Pilot takım. Abi dedim ki bunlar kim? Bak bunlar oynamış. Baya futbolcular. Aklıma pişsin diye Beşiktaş mesela altyapıdan veriyor. Biraz veren oyuncuların fazlalarını vermiş oraya. Bak orada Kembil'e yazmışım yani. İkili mücadelelerde biz zayıf kalıyoruz. Bir, düşünce tarzımız yanlış. Ben zordayım demişim. Zordaki insan ne yapar? Hırsını daha fazla arttırır. İnanma, kazanma azmini daha fazla arttırır. Bizde bu yok. Top gelsin ben oynayayım. Ben de oynarım onu ya. Ben de oynarım o kadarını. Durarak. Tabii abi. Şimdi sen haklı mısın? Burada gördün mü bir tanesi? Ah karnım ağrıyor, öleceğim bir salden falan filan diyen bir adamı gördün mü? Yok, 90 dakikasını seyrettim ben canlı olarak. Sen de hepsini seyrettin, ben seyredemedim. Gördün mü yok. Evet. Biz peki neye bahane arayacağız? Şimdi öyle bir gerekçe yanlış yani. Bu onu yenilgi söyledim. İçin biz şok yenilgi diyebilir miyiz Fethiye Spor için? Fethiye'nin kazanacağı bir maçtı. Fethiye yani bir insan bu kadar kötü bir hareket yapar ve maçı kaybeder. Kaybeder. Evet. Yani bu kadar taktik, düşünce, bu kadar kötü olur. Ama şunu şeyde söylemek lazım. Yani Fethiye Spor gerçekten son değil. Haftalarda... Bu değil yani. Fethiye Spor bu değil bana evet. Göre. Maalesef evet. Oyun olarak da siz biraz evet. Evvel başta aynı da söylediniz. 9 maçta 4 evet. Galibiyet şu anda 3 galibiyet bir beraberlik alabildik evet. Ancak. Kaybettiğimiz puan 14 puan. Evet. Bu açıdan geçen yılla mukayese edersek, bir de mukayese edeceğimiz geçen sene var. Geçen seneye göre aldığımız puanlar da aynı. Ama Beyhan Hoca'nın döneminde şimdi 3 galibiyetle eğer 9 maçta 3 galibiyet alıyorsan, 8 maçta, bu biraz sıkıntılı yani. Gerekçe evet. Uydurmamıza gerek yok yani. Mağlubiyete evet. Neden oluşturmamıza gerek yok. Evet. Sevgili izleyenlerimizden ve sosyal medyada bu konuda yazılan, bu maçtan sonra yazılanlara bakalım. Fatih Hasancak diyor ki, son 5 maçta mı ne gol atamamış takıma? Toplamda sadece 15 gol atabilmiş takıma yenilmek bile, Anadolu Üsküdar'a yenilmek gibi... demiş. Gerisini okumayacağım. Nuh Kavcar, maçı statta izleyen biri olarak şunu söyleyeyim. Bu takım ligi bitirmiş. Fethiye Spor için söylüyor. Maçı hak eden bir oyun oynamadı. Yediğimiz gol zaten komedi. Kalecimiz genç ama güven vermiyor. Dediğim gibi bu takım ligi kafasında bitirmiş. Beyhan Hoca sezon sonu gider. Baştan takım kurulur. Bu arada yönetim sezon sonu kongre kararı alırsa şaşırmam. Beyhan Hoca istifa etmez. Çünkü adam rahat. Takımın düşme olasılığı düşük. Sezon sonuna kadar çalışırım diyor. O yüzden bu ligi bu hocayla bitiririz. Herkese sabır demiş. Sizlerin de mesajlarını FTV yazıp boşluk bırakıp 39-69'a gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Özellikle Fethiye Spor, Bodrum Spor, Muğla Spor ve Ortaca Belediye Spor'la ilgili düşüncelerinizi, hatta Nazilli Belediye Spor'la ilgili düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Sercan Rifat, haftanın yorumu Beyhan Bey, çok pozisyona girdik. Oyunda sensiz olan taraftar merak etmesinler. Fethiye Spor'u güzel günler bekliyor. Yakında baskın iyi oynadık. Futbolcuları çok istekliydik. Şimdi sorarım, Fethiye Spor taraftarı kadar sabırlı taraftar var mı? 140 binlik şehirde yaşayan gençlerin, çocukların hayalleri yok mu? Varsa onların hayallerini, umutlarını çalmaya, yok etmeye ne hakkınız var? Bu hoca da istifa etmez. Çünkü böyle ballı kapıyı kimse vermez. Başkana gelince yönetimler başarı olursa halk devamını ister. Her şey kurtarmak üzerine. Tam anlayamıyorum ama özellikle maçtan sonra Sercan Rifat, özellikle Fethiye Spor Teknik Direktörü Beyhan Çalışkan'ın her hafta verdiği mesajın bu hafta nasıl olacağını buraya kaleme dökmüş. Kaan Işık Işık, bırakın bu işleri taraftarı unutmayın. Takımın heyecanı kalmamış, yönetim istifa, yazık, playoff'a aranda bir şey yoktu,
ama gidilemediğini söylüyor. Musti Öztürk, bence takımın kapasitesi bu kadar. Hoca ile ilgili olmadığını düşünüyorum. Bu takımı hoca da kurmadı demiş. Serkan Yılmaz, Beyhan Hoca bırakıp gitmeli, hemen istifa etmeli demiş. Küçük Oto, geçen hafta Pendik galibiyetinden sonra Beyhan Hoca, takım bir maç kazanıyor, taraftarlar ilk 5 diyor. Maç kaybedince küme düşeceğiz diyor. Ben de diyorum ki Emre Balkı sakat mı? Jonat ikinci yarı oyunu alıp çıkarıyorsun. Neden Sefa ile başlamadın? Biz senden ilk 5 istemiyoruz. Artık gençleri oynat. Onu da yapamıyorsan istifa et. Bırak yakamızı. Görünen köy kılavuz istemez. Ve ağır cümleler. Yusuf Çelik, Bayrampaşa'ya teşekkürler demiş. Muhammed Dikmen, teknik direktör istifa, çare İbrahim Üzülmez demiş. Murat Semih Gümüş, geçen yıl Bayrampaşa bize verdi. Bu sene de biz, her şey karşılıklı güzel demiş. Böyle bir şey olamaz. Yok böyle bir şey. Evet. Murat Günay, lanet olsun demiş baş sonuna göre. Ve çok tepkili. Geçen yıl Bayrampaşa bize verdi. Hani son maçta evet. Fethiye Spor'a. Evet, bu sene de biz her şey karşılıklı güzel. Hiç de doğru bir şey değil diye düşünüyorum. Böyle bir şey de olamaz. FTV yazıp boşluk bırakıp 39-69'a göndereceğiniz mesajları okumaya devam edeceğim. Arkadaşlarımız o mesajları getirecekler bana. Çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Pazar Spor karşısında Fethiye Spor nasıl oynamalı? Bodrum Spor deplasmandan altın değerinde puanla döndü. Muğla Spor Söke deplasmanında 3-1 mağlup oldu. Ortaca Belediye Spor'da kendi evinde 2-2 berabere kaldı. İşte o karşılaşmalardan görüntülerle birlikte telefon bağlantılarımızla devam edeceğiz. Ve Fethiye Spor Cuma günü Pazar Spor karşısında nasıl oynamalı yorumcularımızın görüşlerini alacağız. Muğla'nın televizyonu Spor Saati. Kanal F'de Spor Saati devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen değerli izleyenler.